Bu adam bunca işi tek başına yapmıyordur. Arkasında mutlaka biri vardır. 4 sezondur İzmit'te çekilen Payitaht Abdülhamit dizisinde başrol oynayan Bülent İnal, eşi Melis Tüysüz de Yeniköy'de magazin attı kamerasına takıldı. İkili, oyuncu Burak Yamantürk'le bir kafede sohbet etti. Bülent İnal, normalleşmenin başlamasının sevindirici olduğunu söyledi. Sağ olun, sizler nasılsınız? Çok iyi, normalleşmeye dönmüşsünüz hemen. Ya evet, bugün burada işimiz vardı. Gelmişken de arkadaşlarla bir kahve içtik. Evet, efendim, normalleşme başladı da iyi oldu. Evet, iyi oldu. Hayırlısı olsun. Ünlü oyuncu, 155. bölümde final yapması planlanan Payitaht Abdülhamit dizisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. 6 evet. Sene oldu galiba değil mi? Yok, 4 sene bitti. 4 sene mi? Daha devam edecek belli galiba. Bakalım, bu sene TRT'nin vereceği karar, Nisan-Mayıs gibi. Karar belli olur, ona göre yolumuzu alacağız biz de, gidişata bakacağız. Dönem dizileri genelde son dönemde daha çok tercih oldu galiba değil mi? Hani başarısından dolayı işte siz... Şöyle bu. Yani tabii ki seyirci tarihi hikayeleri merak ediyor sonuçta. Uzun köklü bir tarihimiz var, bunu anlatmak gerekiyor. Evet. Güzel projeler yapılıyor. Bir de teknik anlamda tabii ki ülkemiz çok gelişti. Bunu da dizilerde görebiliyoruz. Yani dizilerin anlatımı rahatladı teknik anlamda. O yüzden de bu tür projelere ağırlık veriliyor. Seyirci de seviyor, izliyor gördüğümüz kadarıyla. Devam eder diye düşünüyorum dönem işleri. Bülent İnal, müzik konusundaki yeteneğiyle dikkat çeken 8 yaşındaki oğlu Çınar için pandeminin çok zorlayıcı olduğuna dikkat çekti. Nasıl geçti sizin için pandemi dönemi? Zorlandınız mı? Tabii ki zorlandık. Yani herkes için sıkıntılı bir dönemdi. Biz de zorlandık. Tabii bizden ziyade çocuk için önemliydi. Hem okuldan uzak kaldı. İşte ona hem ebeveynlik hem öğretmenlik hem arkadaş olmaya çalışıyorsunuz. Hepsi bir arada. Ama bir şekilde atlattık. Sağlıkla atlattık. Mühim olan o. Evet. Gayet iyi, bir sıkıntı yok. İnal, ekranda en beğendiği diziler arasında Masumlar Apartmanı'nın olduğunu vurguladı. Ya tabii yoğunluktan çok takip edemiyorum ama duyduğum ya da biraz ara sıra baktığım projeler var. Özellikle Masumlar Apartmanı'nı ben de çok beğenerek izliyorum. Hı-hı. Evde olursam, denk gelirsem. Ünlü oyuncu, yapımcıların oyuncu seçerken zaman zaman sosyal medyadan etkilendiklerini ifade etti. Son dönemdeki yapımcılar artık oyuncu tercihlerinde, kastlarda sosyal medya takipçi sayılarına falan bakıyorlar. Siz bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yani reytingleri etki eder mi bunlar? İşte 12 milyon, 13 milyon oyuncular. Yani tabii ki bakıyorlardır. Olacaktır da, bu çok normal bir şey. Evet. Sonuçta televizyon dünyasında bunlar normal. Olabilecek şeyler. Ama tabii ki projede asıl olan senaryo, evet, projenin genel konsepti, bütün kastın uyumu, yönetmeni, hepsi bir arada. Yani bir tek kişiyle vesaireyle bu işler olmuyor. Yapımcılar da, kanallar da bunu çok iyi biliyorlar ama ara sıra tabii ki sosyal medyadan etkilendikleri ya da bu tür şeylere baktıkları oluyor. Bu da çok normal. Ama tabii genel işleyiş bunun üzerine değil. Herkes de buna göre çalışıyor. Bülent İnal bu yaz dinlenmeyi planladığını belirtti. Yazı nasıl geçireceksiniz? Var mı bir sinema filmi falan bir şey olacak mı? Onu sorayım. Bu yaz bir şey olmaz diye düşünüyorum. Bu yaz biraz dinleniriz. Sonra önümüzdeki yıl bakacağız. Biraz dinleneceğiz. İnal korona aşısıyla ilgili düşüncelerini de paylaştı. Aşı için neler düşünüyorsunuz? Hangisini olacaksınız? Vallahi bilemiyoruz. Bir öncelikliler, gerekli olanlar yapılsın. Öncelikli insanlar var, meslek grupları var. Onlar bitsin. Sıra bir gelince bakarız. Peki, bir çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun.